Sevgili dostlar, fizik çözer, matematik çözere, modern fizik kolyeye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde MEP kazanım testlerinden kazanım kavrama testi 3'ü ısı ve sıcaklık 1 sorularını çözmeye başlıyoruz. Isı ve sıcaklıkla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci sorumuz bir tanım sorusu. Tanımları biliyor muyuz, bilmiyor muyuz diye arkadaşlar ne yapılıyor, ölçülüyor. Isı akışı sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğrudur. Kesinlikle doğru. Isı zaten sevgili arkadaşlar yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akan bir enerji türü olarak tanımlanmaktadır. Isı enerjisi bir maddenin taneciklerinin kinetik ve potansiyel enerji toplamıdır. Yanlış. Sevgili arkadaşlar bir maddenin ısısını ölçemeyiz. Ancak alınıp verilebilen bir ısıyı ölçebiliriz. Isı diyoruz yüksek sıcaklıktan örneğin T1, T2'den büyükse yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akmaktadır diyoruz arkadaşlar. Ve bu bir enerji türüdür diyoruz. Ve sıcaklık farkından dolayı ortaya çıkar diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ısı enerjisi değil maddenin iç enerjisini tanımlamaktadır. Sıcaklık bir maddenin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Kesinlikle doğru. Sevgili arkadaşlar sıcaklık bir maddenin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüdür. Cevabımız 1 ve 3 Denizli. Termometrelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Metal termometreler fırın ve fabrikalarda kullanılır. Sevgili arkadaşlar bu metal termometreler metal çiftlerinden yararlanılarak metallerin genleşme katsayılarının farklı olmasından yararlanarak kullanılıyor. Örneğin arkadaşlar şu noktada elektrik devresini tamamlıyor. İşte sıcaklık arttığı zaman arkadaşlar genleşme meydana geliyor. Ve şu noktaya geldiğinde arkadaşlar ayrılma devreyi kesiyor. Bu da çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Dolayısıyla doğru. Gazlı termometrelerde gazların genleşmesinden yararlanılır. Yani arkadaşlar bunu hiç fizik bilmeyen biri bile rahat bir şekilde doğru diyebilir. Evet, sıvılı termometrelerde alkol ve civa kullanılmaktadır. Cevabımız sevgili arkadaşlar 1, 2, 3 Edirne diyoruz. Celsius ve X termometrelerinin gösterdiği sıcaklık değerleri arasındaki ilişki grafikteki gibidir. Buna göre T değeri kaç X'tir? Sevgili arkadaşlar burada isterseniz tanjant alfa eğimi kullanın. 20 bölü 40 diyoruz. Eşittir 60 bölü. Şimdi büyük üçgende şurası arkadaşlar ne olacaktır? T artı 40 olacaktır. T artı 40 diyoruz. Şuradan arkadaşlar sadeleştirdik. 120, 120'den 40'ı çıkartınca x eşittir 80 olmaktadır. İsteyen de şu kelebek kanadı benzerliğini kullanabilir. Ve arkadaşlar bu yaptığımız zaten temel benzerlik. 40 bölü 20, t artı 40 bölü 60. 3 katına çıktığı için burada 3 katına çıkacaktır. 120'dir bakın. 20'ye 63 katı. O halde 40'ı öbür tarafa attığımızda t eşittir 80 diyoruz. Ceyhan. Öz ısı ve ısı sıvası ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşlar öz ısı ve ısı sıvası. Öz ısının arkadaşlar C olduğunu biliyoruz. 1 gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısı ve ayırt edici bir özelliktir. Isı sıvası ise MC olup sevgili arkadaşlar ayırt edici bir özellik değildir. Çünkü madde miktarına bağlı. Ayırt edici özelliklerin hiçbiri madde miktarına bağlı olmadığını söylemiştik. Öz ısı maddelerin sıcaklığına bağlıdır. Kesinlikle hayır. Öz ısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Kesinlikle doğru. Cevabımız Bursa. Isı sıvası maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Kesinlikle yanlış. Isı sıvası madde miktarından bağımsızdır. Görüldüğü gibi arkadaşlar madde miktarına bağlıdır. Yanlış. Isı sıvaları eşit iki madde arasında ısı alışverişi olmaz. Yanlış. Isı alışverişinin olup olmaması arkadaşlar ilk sıcaklığa bağlı. Maddelerin ilk sıcaklığı eşit ise ısı alışverişi olmaz. İlk sıcaklıklar eşit değil ise denge sıcaklığına gelene kadar
yani son sıcaklıkları eşit olana kadar ısı alışverişi olur diyoruz sevgili dostlar. Eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcılarla ısıtılan X, Y, Z maddelerinin kütleleri, sıcaklık artışları ve ısıtılma süreleri tablodaki gibidir. Buna göre maddelerin özgül ısıları arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, kel macit veya kul macit diyoruz, delta T diyoruz. Buradan arkadaşlar C'yi çektiğimizde Q bölü M çarpı delta T. Şimdi arkadaşlar CX'e bakalım. Diyoruz ki Q verilen ısıtılma süresi arkadaşlar T ise Q, T ise Q, 2T ise 2Q eşittir 1 bölü 1 çarpı kat sayılarını kullanıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 1. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2. CY'ye bakıyoruz. Evet. 1 bölü 1 çarpı 1. 1. C, Z'ye bakıyoruz arkadaşlar. 2 bölü 1 çarpı 4. Yani 2 bölü 4. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 2. O halde 1 bölü 2. 1 ve 1 bölü 2. Yani diyoruz ki arkadaşlar C'ye büyüktür. CX eşittir. CZ cevabımız Diyarbakır. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın buradaki fizik ilkesinden bizden isteneni çekiyoruz önce. İstenen C'ler arasındaki ilişki isteneni çekiyoruz. Ve diğerlerini yerine yazıyoruz. Sadece kat sayılarını yazıyoruz arkadaşlar. Kat sayısı 1, kat sayısı 1, kat sayısı 2. Zaten önünde bir şey yoksa kat sayının 1 olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde soruyu daha pratik bir şekilde çözebiliriz. K ve L saf sıvılarına ait sıcaklık ısı grafiği şekilde veriliyor. Sıvıların kütleleri eşit olduğuna göre K ve L sıvıları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, burada ısı sıcaklık grafiğinde eğim delta T bölü delta Q, delta T bölü delta Q ya da kısaca Q diyebiliriz. Eşittir 1 bölü MC. Yani ısısının tersini veriyor. Zaten arkadaşlar kütleler aynı olduğuna göre kütleyi dikkate almamıza gerek yok. O halde eğim 1 bölü C'yi veriyor. Eğimler farklı olduğuna göre C'ler de farklıdır. C'ler farklı olunca arkadaşlar öz ısılar bunlar da farklı maddelerdir. Çünkü aynı madde olabilmesi için bütün ayırt edici özelliklerinin aynı olması gerek. Bir tane ayırt edici özellik farklı ise bu maddeler kesinlikle farklıdır. Öz ısıların eşit olmadığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Isı sıkaları da eşit değil. Çünkü arkadaşlar M'ler aynı. C'ler farklı olunca görüldüğü gibi zaten 1 bölü MC'yi veriyor. Eğim direkt 1 bölü MC'yi yani ısı sıkasının tersini veriyor. Eğimler eşit olmadığına göre arkadaşlar kimin eğimi büyük? K'nın. O halde arkadaşlar K'nın MC'si değil mi? Görüldüğü gibi arkadaşlar 1 bölü MC'si daha büyük. Yani arkadaşlar öz ısıları ve ısı sıkaları eşit değil. Dolayısıyla cevabımız Adıyaman yalnız 1. Evet sevgili arkadaşlar, sıcaklıkları farklı birbirine karışmayan iki sıvı aynı anda aynı kaba konuluyor buna göre. Ve bunlar da arkadaşlar birbirine karışmıyor. Karışmaları da önemli değil. Sıcaklıklar birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar ısı alışverişi olacaktır. Ve alınan ısı verilen ısıya her zaman eşittir sevgili arkadaşlar. Isı geçişi yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru olduğunu kaç defa söylüyoruz? Denge durumunda sıvıların son sıcaklıkları eşit olur. Bunu da arkadaşlar özellikle söyledik. X sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru son sıcaklıkları eşit oluncaya kadar ısı akışı olur diyoruz. Cevabımız Edirne. KLM maddelerine ait erime ve kaynama noktası değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre maddelerin sıcaklıkları eksi 25 santigrat dereceden 140 santigrat dereceye çıkartıldığında hangi maddeler önce sıvı sonra da gaz haline geçebilir? Sevgili arkadaşlar eksi 25'e bakalım. Eksi 25, eksi 10'dan daha küçük, eksi 20'den daha küçük
ve tabii ki 20'den de daha küçük. Şimdi 140'a bakıyorum arkadaşlar. 140 110'dan büyük, 80'den de büyük ama 180'den küçük. Dolayısıyla arkadaşlar buradan buraya geldiğinde ne yaptı? Katı halden sadece sıvı hale geldi. Buradan buraya geldiğinde arkadaşlar katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geldi. Cevabımız KVL, Balıkesir, Bandırma. X ve Y sıvıları eşit zaman aralığında eşit ısı veren ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor. Sıvıların öz ısıları olduğuna göre evet erime ısıların oranı Lx bölü L'ye nedir? Sevgili arkadaşlar neyi kullanacağız? Kül maciti kullanacağız. Yani Q eşittir mc delta t'yi öncelikle kullanıp m'leri bulacağız. Sonra arkadaşlar erime ısısı tabii ki şuna Q, şuna 2Q diyoruz. Bunun erime görüldüğü gibi arkadaşlar verildiği ısı Q. Burada ise 2Q, 4Q. Ne yapacağız arkadaşlar? Verilen ısıyı ml'ye eşitleyeceğiz. Öncelikle sevgili arkadaşlar sıcaklık değişimleri verilmiş. C'ler de verilmiş. M'leri bulmamız gerekiyor. Çünkü oranladığımızda mx çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? Q eşittir. Şurada verilen ısı Q eşittir. Mx çarpı Lx bölü my çarpı ly eşittir. Burada verilen ısı Q. Burada verilen ısı 2Q. Q bölü 2Q. Yani 1 bölü 2'ye eşitleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şunun için yazalım. Verilen ısı Q eşittir. Mx çarpı Cx yerine 1 yazıyorum. Çarpı delta T 4T eksi T 3T. Burada arkadaşlar verilen ısı görüldüğü gibi 2Q eşittir. My çarpı C'ye çarpı delta T 3T eksi T yani 2T. Taraf tarafı oranladığımızda T'ler gidiyor, Q'lar gidiyor. Şu ikilerin biri gidiyor. Mx bölü my eşittir 2 bölü 3. Şimdi arkadaşlar şurada yazıyoruz. Mx bölü my yerine 2 bölü 3 yazıyoruz. 2 bölü 3 çarpı lx bölü ly eşittir 1 bölü 2. İşler dışarı çarpım yaparsak 3 bölü 4 cevabımız Edirne diyoruz. Erime sıcaklığında bulunan 4 gram katı X maddesinin tamamını eritmek için verilmesi gereken ısı miktarı kaç kaloridir? Sevgili arkadaşlar, erime sıcaklığında bir maddeyi eritmek için verilmesi gereken ısı Q eşittir M çarpı L'dir. Görüldüğü gibi M verilmiş 4 çarpı, bunun arkadaşlar erime ısısı da verilmiş 240 çarpıyoruz 0, 16 elde var bir 960 kalori diyoruz. X ve Y maddelerinden X maddesinin sıcaklığı Y maddesinin sıcaklığından fazladır. Tx büyüktür sevgili arkadaşlar. T'ye diyoruz. Tx büyüktür. T'ye. Maddeler ısıca yalıtılmış bir ortama konulduğunda Y maddesinin sıcaklığı değişmediğine göre yani Y hal değiştiriyor demektir. Y maddesi için yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından büyük olduğu için XY, X'ten Y'ye ısı akışı olacaktır. Isı akışı kimin tarafına oluyorsa onun düzensizliği artacak. Evet, erime sıcaklığında katı olabilir. Yani arkadaşlar Y katı bir madde ısı alarak ne yapabilir arkadaşlar? Sıvı hale geçebilir. Doğrudur. Donma sıcaklığında bir sıvı. Arkadaşlar bu mümkün değil yani tersi. Çünkü Y ısı alıyor. Donma sıcaklığında bir sıvı olsa ne yapacaktır arkadaşlar? Isı vermesi gerekiyor ki donma durumuna geçsin. Yani düzensizliği azalır. Halbuki ısı aldığı için arkadaşlar katıdan sıvıya ya da sıvıdan
gaza doğru bir geçiş olacaktır. Yoğunlaşma sıcaklığında bir gaz, bu da arkadaşlar tam tersi ne yapacaktır? Olsa olsa buharlaşma sıcaklığında bir sıvı olabilir. Demek ki arkadaşlar ya burada ya katıdan sıvıya geçiyordur. Yani erime sıcaklığında bir katı olabilir ya da buharlaşma sıcaklığında bir sıvı olabilir. Bunların tersi olamaz. Çünkü X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından büyük. Eğer böyle bir şey demeseydi arkadaşlar, X ve Y maddeler arasında ısı alışverişi olurken Y maddesinin sıcaklığı değişmiyor. Yani şunu bilmeseydim cevap 1, 2, 3 olabilirdi. Ama burada bu verildiği için cevabımız Adıyaman. Buna çok dikkat ediyoruz. Çekirdeği kap yarısına kadar 55 santigrat derece sıcaklığındaki su ile doludur. Kabın geri kalanı 20 santigrat derece sıcaklığında su akıtan X musluğu ve 50 santigrat derece su akıtan Y musluğu ile dolduruluyor. Musluklardan eşit zamanlarda eşit hacimde su aktığına göre kapta oluşan karışımın denge sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Sevgili arkadaşlar, burada sıcaklıktan dolayı öz kütle farkını önemsemiyoruz. Çünkü burada hacimler eşit demiş. İşte hacimler eşit olunca kütlelerini de eşit alıyoruz. Normalde tabii bunların sıcaklıkları farklı olduğu için sevgili arkadaşlar öz kütlelerde bir miktar fark edecek ve kütlelerinde de fark oluşacak. Tabii onu dikkate alırsak arkadaşlar mümkün değil. Bu tür soruları çözemeyiz. O halde bundan M, bundan M yarısı 2M. Zaten diğer yarısı da 2M. Arkadaşlar M'e M ısı sıvaları eşit olduğu için bu ikisinden akan şuraya sıvının karışımı aritmetik ortalama, topla 2'ye böl 35. 2M'e 55 olduğu için arkadaşlar yine görüldüğü gibi 2M'e 2M 35 55 90 bölü 2 aritmetik ortalama 35 artı 55 90 bölü 2 45 diyoruz. Arkadaşlar aksi takdirde Q eşittir M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 artı M3 C3 T3 bölü M1 C1 artı M2 C2 M1 C1 artı M2 C2 artı M3 C3'ten yapardık. Burada işte arkadaşlar şunu alalım. M çarpı zaten C'ler hepsi 1 olduğu için gidiyor. Bakın şu şekilde arkadaşlar şu son sıcaklık pardon denge sıcaklığı T denge. T denge eşittir M çarpı 20. Zaten arkadaşlar gaz sayıları alalım. 1 çarpı 20 20 artı 1 çarpı 50 50 artı 2 çarpı 55 110 bölü M1 C1 zaten C'leri 1 alıyoruz. M artı M artı M 1 artı 1 artı 2 4 sadece gaz sayıları alıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Şurası 70 110 daha 180 bölü 4. 180 bölü 4 ne yapar sevgili arkadaşlar? 45. Bu tür soruların arkadaşlar genel çözümleri için çok güzel bir yöntemdir. Ama burada daha bir pratik durum gördük. Çünkü şuraya akan sıvıların ısı sıvaları eşit. Isı sıvaları eşitse denge sıcaklığı T1 artı T2 bölü 2'den bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.